iktidarı gazeteciler gazetecilik yapamasın, halk gerçekleri öğrenemesin diye eline geçirdiği yargı kurumlarıyla topluma, medyaya, aydınlara, yazarlara, gazetecilere gözdağı vermek istiyor. Ve bu gözdağı davaları tıpkı şu andaki gibi yağmur gibi yağıyor. Tam 304 gündür meslektaşlarımız asılsız suçlamalarla, alenileşmiş bilgileri yayınlama suçlamasıyla tutuklular. Bugün sadece 3 arkadaşımızın duruşması değil, aynı zamanda uzun bir süredir haksız bir biçimde cezaevinde tutulan Murat Aksoy, Atilla Taş, Gökçe Fırat ve arkadaşlarının da duruşması var. Murat Aksoy ve arkadaşları 17-25 Aralık operasyonunun ardından polisin ve savcının fezlekelerini yazdıkları, yayınladıkları, bunlara ilişkin tweet attıkları ve yorum yaptıkları için yargılanıyorlar. Biliyorsunuz daha önce Murat Aksoy ve Atilla Taş'ı tahliye eden hakimler görevden uzaklaştırıldı ve tahliye verdikleri için haklarında soruşturma açıldı. Türkiye öyle bir hale getirildi ki tahliye kararı vermek bile görevden alınmayı ya da hakkında soruşturma açılmayı da beraberinde getiriyor. Biz bugün sadece sosyal medya davasını değil, aynı zamanda Murat Aksoy'un ve Atilla Taş'ın yargılandığı davayı da izleyeceğiz. Az önce gördünüz, İstanbul'u katleden bir anlayışa beton martı dedikleri için mimar arkadaşlarımız şu anda yargılanıyorlar. Eskiden Çarlık Rusyası için Halklar Hapishanesi denirdi. Yakında Türkiye'yi anlatacak tarihçiler, Türkiye için gazeteciler hapishanesi kavramını mutlaka kullanacaklardır. 182 gazetecinin cezaevinde olduğu ve artık haber yazmanın, tweet atmanın, yorum yapmanın adeta suç haline getirildiği bir dönemden geçiyoruz. Ama emin olun ki bu dayanışma o baskı ortamını ortadan kaldıracak ve topluma baskı yapanlar tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır.